Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vellezine izâ asâbethum musîbetun kâlû innâ lillâhi. Bunlara musibet yetedigen bolsa, bunlar biz Allah Subhanahu ve Teala'nın ikimiz deyip aytadı. Ve innâ ileyhi raci'ûn. Ve elbette hemmemiz Allah Subhanahu ve Teala'ya kaytamız deyip aytışadı. Bana bu mumun Müslümanların sıfatı deyip Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Lillahi ma a'ta ve lillahi ma akad. Allah Teala özü beredi. Allah Subhanahu ve Teala özü aladı. Ve her bir nerse Allah Subhanahu ve Teala'ya kaytadı degen manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri var. Biraderler, hazır ki bir yerde bize cemlenip duruşluğumuzda sebepçi yine bir mumun Müslümanlardan bugün insan dünyadan ötüptü cenaze marasımıya katlaşıp durumuz. Bu yerde cemlenip duruşluğumuzun sebebi cenaze biraderler. Cenazanın meselesi. Her bir mumun Müslümanlığı üstüde, her bir nefsinin üstüde bir maratıbı ölüm var eken. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Kullu nefsin daiqatul maut. Her bir nefs ölümlü tatkıcıdır degen ayeti kerimeni düşürdü. Hazır cemaatimizde et mahcup üretkenlerse insanlığı ölümü hakkıdır. Bizde bir söz var buradalar. İnsan dünyadan ötse, insan dünyadan ötse bana şu insanlığı ölgen vaktıda neçi kilo buldu ikin degen savalını hiç kim vermer eken. Yani etibar verin de. 65 kilo olup öldü mü, 28 kilo olup öldü mü degen saval verilmer eken. İkinci mesele, insan dünyadan ötse boyu kançaydı degen saval verilmer eken. 1.90 mı, 70 mi, 1.60 mı, 2 mi, 1.50 mi degen saval verilmer eken buradalar. Yine insan dünyadan ötkenden sön, onun mensepleri hakkıdayım köp söz bulmar eken. Boyligleri, farzandları ve yine çünkü o'xshagan narsalar. Birinci bo'lib beriladigan savol, inson dünyadan o'tgandan so'ng nechiga kirgan ekan degan savol beriladi. Yoshi nechida ekan degan savol beriladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar, innama albatta siz vaqtdan iboratsiz deyapti. Kullama mada yavmuk, her sefer bir gün sizden öterken ömrünüz kıskarmaydı, ömrünüz köpeymeydi, belki kıskaradı diyordu. Biraderler ömürde kilo bilen, metre bilen, litre bilen, boyu bilen, yine çünkü oxşagan narsa bilen birer bir cayda biz ölçegenini körmedik. Belki insanlığı ömrü nihayesi gitken de soraydı elbette. Neçi kirgen iken, 90 kirgen iken, uzak yaşaptı. 20 kirgen iken, yaş getirdi. 30'ga kirgan ekan, bir tekte farzandi bor ekan degan söz bilen insanlı umri nihayesiga yetadi. Demek insanlı her birini mana şu yaşap turgan umri vaqtdan iborat. Mana biz kış fasliga kirdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisde aytibdilar, bu kış fasli mumun musulmanlarını baharıga o'xshaydi dedi. Vaqtni masalasiga kelsangiz, her birimiz vaktini hesaplaştığında, her bir nersenin vaktini hesaplaştığında hem malumumuz. Ve şeriyetteki her bir nerseler vakt bulan ölçengen biraderler. Roza tutmakçısız, Bamdat'ta azanıdan Şamlı azanı geçe, hacge varmakçısız, Zulhicce aydayla barasız, zekat vermakçısız, bir yılda bir meratıbı biresiz, Bamdat okumakçısız, kuyaş köterlişikten evvel yani vakit gibi alıp peşin esir şam futan hem düşündü. Ümrünüzdeki her bir nersanı karayın mumun musulmançılığını başlanışını özgen vakit gibi alıp bizim mezhebimizde İmam-ı Azam Abu Hanife rahmetullahi aleyhi mezhebide en ahirgi başlanadigen vakti en ahirgi başlanadigen vakti balagatlı vakti 15 yaşlı bizim mezheb belgile belgine gel. Mumun Müslümanlarını en kımmet nersesi vakit buradırlar. Lekin siz bilen beni en arzan nersem vakit bu kol yaptı. Ahırki payitlerde aynıysa.
Eng bekarchi narsamiz vaqt bo'lib qoldi desak ham mayli. Bir arab domla aytib beradi. Men Angliyaga bordim deydi, Britaniyaga. Buyuk Britaniya deydi, Angliya. 10 kishiga dars beryapti deydi. Sinfda 10 kishi bor ekan. Savol berildi. Bugun chorshanba, kelasi shanba va bozor kunlariga nimalarni plan qildinglar, niyat qildinglar desa 9-tasi javob berdi deyapti. 10-inchisi javob bermadi, shu 10-inchisi men edim deyapti. Musulmon emas odamlar 3 kundan keyingi bo'ladigan vaqtida nima qilishligini belgilab qo'yibdi. Biz ham savol beraylik jamoatimizga. Bugun dushanba ekan. Seyshanba yoki chorshanba kunlari, shom yoki xuftonda nimani plan qildik birodarlar? Ha ko'ramiz-da deydi bizlar. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi deydi. Vaqt ko'rsatib, keyin ko'rsatmay qo'yadi. Chunki vaqt o'tgandan keyin arablarda maqoli al-vaqtu kas-sayf. Vaqtni misoli qilich deydi. Yo olib siz kesasiz, yo sizni olib kesib qo'yadi. Juda ko'pimizni kesib qo'ydi. Kasal bo'ldik, umr o'tdi, bir joyga bordik, namozga ila chiqib kelib, yana hamma ibodatni qilyapmiz deb yuribmiz. Ikkinchi holat, men o'sha Angliyada yurganimda deydi, poyezga chiqsam yoki uzoqroq avtobusda safar ketyotsam, o'zimizda ham yurdim deydi. Bu endi arabni gapi. Biz arabdan ham orqadamiz, birodarlar. Men poyezda ketyotsam, o'zimizni arab diyorida yursam, odamlar deydi, sekin bir-birlariga suyanib, sidenga, kresloga suyanib uxlab qoladi yo telefon kavlaydi, o'ynaydi, uxlaydi deydi. Arab musulmonda. Angliyada ko'rsangiz deydi, kitob ochayotgan, bir narsani o'qiyotgan, hisob kitob qilayotgan, yozayotgan, chizayotgan deydi. Mana shu vaqtni qadrida. O'zi vaqt, birodarlar, ikkita narsaga ishlatiladi. Biri dunyoviy. Mana shu yashab turgan dunyoyimizga halol kasb hunarga. Undan ham avvalgisi diniy masala. Ammo ikkalasini jamlasak bo'ladi. Biz odamlarni qarang. Ayniqsa hozir yoshlarni qarang. Faqatgina dunyoga ham, dinga ham aloqasi yo'q, telefon bilan ovora bo'lib qoldi. Bekorchi o'tirishlar bilan ovora bo'lib qoldi. Quruq gap, so'z bilan ovora bo'lib qoldi. Ko'chaga chiqsangiz ko'rasiz. Doktor aytayapti, sovuqda turmagin, oyog'ingdan sovuq bo'lsa o'tsa hamma yo'g'in sovqatadi deyapti. 2 soatlab bemalol sovuqda turilibdi, birodarlar. Biz ertaga nima deb javob beramiz? Alloh subhanahu va taolaning huzuriga borganda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda aytibdilar: Ne'matani maghbunun fihima katirun minan nas. Insonlarning ichida juda ham ko'plari maghbun degani aldanib qopti degani. Bankrot bo'pti degan ma'nosi bor. Birovga 10 so'mlik narsani 80 so'm, 90 so'mga sotib olsa, o'sha odam maghbun deyiladi. Juda qattiq aldanibdi deyiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisda aldanibdi dunyoda. Vaqtini bekorchilikka ishlatvorgan odamlar deyapti. Dunyoda aldanibdi, vaqtini bekorchilikka ishlatib yuborgan odamlar. Bir olim odam hisoblab berib, mana shu 1 soatni ichida qancha ibodat qilsak bo'lishligini bir olim odam hisoblab beribdi. 20 bet Qur'on o'qisak bo'ladigan. Birodarlar, 1 soatni ichida. Oxirgi bir oyda ham o'qiganimiz yo'q 20 betni. 1 soatni ichida 20 bet 10 varaq bir pora degan. Bunaqasi hisoblasangiz 10 varaq bo'ladi. Bunaqasi hisoblasangiz 20 bet bo'ladi. Natijani chiqarsangiz 1 pora bo'ladi. Ana biz qachon 1 pora Qur'on o'qidik? 1 pora WhatsApp o'qidik. 1 pora Telegram, Instagram, yana shunga o'xshagan narsalarda o'qidik, Qur'on o'qimadik, birodarlar. Vaholanki, anov nargi narsalardan foydasi yo'q. Bizga mana undan foyda. Bir harfiga 10 ta nur deyilyapti. 100 marotaba la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodirni o'qisa bo'lar ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi inson 100 marotaba mana shu duoni o'qisa, insonlarning ichida bundan afzal bo'lmaydi o'sha kuni degan. Afzali kim? 101 ta o'qigan. Undan ham afzali 102 marta o'qib bo'lgan. 2 rakat namozni qo'shing debdi. 45-50 minut bo'lar ekan. So'ngra telefonni olib ota-onadan aka-ukadan xabar olganing vaqt oshib qolar ekan. 1 soatda. Har 24 soatda
bir savatını eğer ibadetge işletedigen bosek. Bana ben bu sefer cemaatimiz gibi etibirimize bir niyet kıganıdık. Umre'den keliyetkenimizde Samaliyot'ke oturgenden kekin Samaliyot'ke otursaylar köpçülüydü imanı köterleşti başlaydı. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ ana onlar kemeye mingen vaktlarıda دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ Allah'a cüdeyem halis dua kılgenlerini köresiz dedi. İnsanımıza kem tabiatımız şundayken de buradalar. Kime süzüp ketiyetken de atrafıda birer nersi görünmeydi. Tolkun köterilgenden keyin kemene çöküşlük yakın olsa adamlarının kalbi fakat Allah'a bağlanadıken. Halbuki kemenin kapitanını hem isten çıkartışadıken. Hemen nersini isten çıkararken. Bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yaptı. Söngüre فَاِذَا هُمْ eğer onlar kurukluğu yetip barışsa yine fisk-ı fasatta devam etedi diye yaptı. Samolyotta üçgen adamlar. Turbulentte yazı ona deydi. Osmanlı'da samolyot taşlaydım da özümüz dilde etken de. Samolyot kattık kattık taşlı oradı. Oşa cagı etken de şehri gümen gepleş etken gepeyim isten çıkıp oladı. Hemen herse isten çıkardı. Yine hem kattık rak taşısa tilike ya kelime keledi ya hiç neyse kime itir oradı. Oşa'nın misalı kelimedekinin misalı samolyottakinin misalı. Ular ki musibet, gam, yani ölüm yakınlaşken de Allah'ın istep kalışadı diye. Sonra yani hatırcamlık bugünden keyin, yani hatırcamlık devam edip getirdi. O şey samoliyotta hizmet kılıp geliyordukken, biz samoliyotta çıksak bir kop kora Afrika'dan, elhamdülillah biz işte orta halatlarımız deyip köp aytemiz. Sahab sarık Orus'tan, yani bir ortadan Mısır'dan, üçte, yine bir adam varken hizmet kılıyordukken erkek kişiler samoliyotun içinde hizmet kılıyordu. Şu hizmet kılıyordukken bir balık gelip ne gebirip kaldı menge. Yaş geliyip sizler mi dedi. Şunca körgeneyken ben bizi tilde gebirdikken indi kör yapman dedim samoliyotun içinde. Demek bizimkiler samoliyotken yetip barıptı. Beni aceplendirgen derse biraderler Damla dedi şu samoliyotun çıkışınızı 3 yıl küttüm dedi. Her sefer şu reiski doğru kelip kasa kereydi boyladım. Bugün bana doğru kelip biz dedi. Az yine hizmet kılıp kelimen sizge savallarım var. Bir ikide üçte meylem dedi. Beyim alalı dedim. Samoliyot ucuda yaman görüyorum ben. Ayaklarım ağrıydı. Sizi ben geplesem az yine vakti ötedi deyip ettim o kişiye. Hizmetini kılıptı. Kelip menge saval veri yaptı biraderler. Karap koyayım. Samoliyot'ta hacı tanası ikirgenler bosa gerek. Serle vesiniz katlara bosa sıkmayız. Samoliyotni hojat xonasida da tahorat qilaman, qiylanib qolaman, besh mahal namozimni qo'ymayman deyapti. Samoliyotda xizmat qilib yurgan odam namozini qo'ymar ekan. Bizda sal sharoit ozroq bo'lsa namoz o'qimay qo'yapmiz, birodarlar. Menda bir savol paydo bo'ldi deydi. Samoliyotda ruku qilishlik, sajda qilishlikni imkoniyati bo'lmaydi, kresloga o'tirib o'qib olaman. Shu namozlarim qanday bo'lar ekan deyapti. Yana ikkita savolim bor dedi. Bu savollarni men az vaqtimiz ko'payib ketadi. Shu ikkita savolni deb ikkitami uchta kitobni to'liq o'qib chiqdim deyapti. At familiyasi bilan muallifi bilan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Ixtiloflar va yechimlar degan kitobini to'liq o'qib chiqibdi. Siz oylab ko'rasizmi, samoliyotda xizmat qilayotgan odam shu kitoblarni o'qigan, samoliyotda hojatxonasi tavrat qilib, kresloda namozini o'qib, ibodatini to'liq qilib, yana o'sha yerda xizmat qilib yurishini odam tasavvur qilish qiyin bo'lsa kerak. Biz odamlarga tashqi ko'rinishdan beramiz-da, haliginaqa nimani baho beramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam innalloh la yanzuru ila suvarikum. Alloh sizlarning tashqi ko'rinishlariga qaramaydi. Va la ila ajsamikum. Jismlaringizga ham qaramaydi. Velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum deyapti. Lekin Allah Teala sizlerini kılıyatken amellerinizi karaydı deyapti. Ve siz ben bir oylap göreylik. Sel imkaniyatımız kemeyse okuma yap biz namazdı. Bizde bir kayda var. İman bosa imkan boladı deyin. Adamda imanla bosa imkaniyat boladı. Biz bir internet okup olasız Damla ertelab bomdat namozini ile o'qib olyapman. Nima bo'lar ekan deb savol beradi. O'zi ham biladi nima bo'lishini, bo'lmasligini biladi o'zi. Bu mashina degan bitta balon bilan yurib ketmaydi hech qachon. Shunga o'xshagan narsa. Haligi odam menga
savollarni beryapti. Domla ekansiz, palonchi, pistonchi, juda bir so'zlar bilan. Men u kishiga juda havas qildim, birodarlar. Odamzod qaysi joyda bo'lsa ham, qaysi o'rinda bo'lsa ham, Alloh taologa ibodat qilish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadisi: "Ittaqillaha haythuma kunta." Sen qayerda bo'lsang, Allohdan qo'rqqin degan. Ana umrining nihoyasiga yetgandan keyin shu narsalardan so'raladi. Bu endi hozirgi chiqqan samolyotimizdagi voqea. 2004-yil Moskvaga uchib ketayotganimizda samolyotga chiqqanimda taomlarni olib keldi. O'zimiz tarafdanla bir odam mendan 2 yosh katta bo'lsa kerak, o'zancha kichkinaga o'xshadi gapidan keyin. Shu kishi aytayapti: "Haligi cho'chkani go'shini, palonchini, pistonchini qo'ygandan keyin men u odamga aytdim, bu nimani go'shi?" desam, "Bu cho'chkani go'shi" dedi. O'sha samolyotda bo'lyapti bu ham. "Yemaymiz ekan-da endi bu cho'chkani go'shini" deb o'zimga qo'shib bu odamga aytsam, u meni o'ziga qo'shib turib, "Yo, buni endi yeymiz billa" dedi. "Endi nimaga yeymiz" desam, "Biz Qirg'izistondan chiqdik, buni bu yerda cho'chkani go'shini yeyishimiz kerak" debdi. Ha, Qirg'izistondan chiqsa Allohning chegarasidan chiqib ketmagandir u. Qo'lingdan kelsa gunoh qil, Alloh ko'rmaydigan yerda. Va Alloh taolo eshitmaydigan yerda gunoh qil degan. Qarab qo'ying, samolyotda bir odam bizda endi buni bu yerga borsak imkoniyat bo'lmaydi bizda. Bemalol cho'chka go'shtlarini yeb, ichadiganimiz ichib, qiladiganimiz qilib, yana Qirg'izistonga qaytib kelgandan keyin yana namozlarimizni o'qiramiz deyapti. Mashalloh. Yastag'firullah deyish kerak. Bu qanday degan so'z bo'ldi? Territoriyalarni ibodat qilamiz deganda, men mana territoriyagacha musulmonman, buni bu yerga xristianman, undan daylada yahudiyman, Hindistonda majusiyman, yana qayerda nimaman bilmayman deyish kerak bo'lmasa. Udkhulu fi silmi kafatan va la tattabi'u khutuwati shayton. Dinga to'liq kiringlar, shaytonning yo'llarini bir ortasiga ham ergashmanglar degan Alloh taolaning oyat karimasi bor. Albatta men u kishidan ruxsat so'radim. Yana bir boshqa uzun so'zlar bor. U kishini men misol qilganim sababi, birodarlar, ibodat qilayotganimizda bo'lmasligiga yo'l istamaylik, birodarlar. Ibodat qilayotganimizda bo'lmasligiga yo'l istamaylik. Ibodatni qilishlikka yo'l istaylik. Namoz, Rossiyada yurgan odamlar yoki safarda ishda yurgan odamlar, Alloh taolo namozni farz qildimi? 5 mahal farz qildi. O'zi 50 mahal edi. 5 mahalga tushirdi. O'sha 5 mahal namozni qisqartirishga yo'l istamaylik. O'z vaqtida o'qishlikka yo'l istaylik. Huwa a'lamu biman ittaqo. Alloh taolo kimi qalbida nima bo'layotganini yaxshi bilib turadi, deyapti. Qiyomatda inson so'raladigan narsasi birinchi bo'lib namozdan so'raladi. Birinchi bo'lib. Ammo hozirgi, mana kechagi, ertagini yana bo'ladigan narsalarni ko'rsangiz, ota-onalar, o'zi umuman boshqalar ham aytaylik, shu o'zimiz ham shug'ullanaylik. Birodarlar, bekarchi vaqtni ketkizmaylik. Ba'zi bir odamlar bor, masjidda 5 minut vaqt bo'lsa janjal to'polar, ko'chada 2 soat vaqt o'tib ketsa ham, oyog'idan sovuq o'tsa ham, kasallikka sababchi bo'lsa ham, bemalol yana ozgina gaplashib turmaylikmi deydi. Gapimiz tugamay qoldi, yana jiga gaplashib turaylik deydi. Vaqtimizga, umrimizni qadriga yetaylik, birodarlar. So'zimiz boshida aytganda, inson o'lgandan keyin bo'yidan, vesidan, ismidan, familiyasi falonchidan so'ralmaydi, balki qancha yashabdi va nimaga sarflabdi degan so'zlar bo'ladi. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin subhan robbika robbil izzati amma yasifun assalomu alal mursalin alhamdulillahi robbil alamin.